Şu an nereye gidiyoruz diye sorarsanız Tiflis'e gidiyoruz. 3 günlüğüne oradayız. Padım şu an çok kaçtı. Az önce Victoria Secret'a uğradık. Burada tam Aşko Kuşko tripleri gibi evet. Oldu. Aşko alamadım Victoria Secret'ta. Ama ne yapayım öyle yani. Geçen dönüşte de, üç dönüşünde de istiyordum. Başka bir şey aldım. Onu alamadım. Böyle çok aceleye geldi yani. Böyle ben uçağa koşarak falan yetiştim. Şimdi de vaktimiz vardı ama... Aslında yok. Hayır vardı. Ben uçağı alsam alırdım. Ya tamam da 50 geçe saat 20 geçiyor yani. Tamam da kapatır varsa. Kapamazlar uçuş saatinden önce. Şöyle. Aa aynen. Tam uçarken kapatırlar. Biri ben bir yere yetişir diye. O kadar önce kapamazlar. Şey alacaktım Victoria Secret'ın çok uyguna geliyordu bu arada. Üçlü alacaktım. Ama bizim şeye bagaj vermediğimiz için uçağa el bagajı aldık sadece. Onda da sınır 100 mililitre olduğu için ve body misterli 250 mililitre olduğu için buradan nereye gidiyoruz? Evet, aşağıda. Oldu 307 aldı. Evet biliyorum. Ben söyledim çünkü. Olduğu için alamadım. Nereye koyacağım çünkü atarlar alsam. O yüzden Gürcistan'dan alırız diye düşündük. Alsa mıydı? Ya şimdi orada adam bakar atar falan filan. Ama suzlar 50 mililitre. 500 mililitre Zeynep. Ay 50 mililitre. Pardon. YouTube'a milyonlara rezil oldun sen. Ama body mist alamadım açıkçası. Bir şey diyeceğim ben şey anlamadım. Şimdi oradan alınca sıkıntı olmayacak. Hayır. Şey, ha çünkü... Dönüşte alın diyor. İnişte alın demiyor zaten. Pardon. Evet inişte alamam zaten. İnişte alamazsın. Dönüşte biz... Şimdi Gürcistan'dan Türkiye'ye indiğimizde. Hayır Gürcistan'dan Türkiye'ye inmeye çalışırken alın. Yani Gürcistan'a indiğimizde. Hayır. Türkiye'ye geri dönmek için Gürcistan havalimanına gittiğimizde. Heh, binmeden uçağa diyor. Yok uçak da alıyor. Biz böyle sayıları dolaştırıyoruz. Tamam anladım. Okey sanırım. Bunu bana unutturma zamanının sıkıntısı olabilir. Tamam. Böyle üzgünüm yani. Bir de açım. Chocobons'u da kaldırmışlar sanırım. Hiçbir yerde yoktu böyle yiyecektim. Neyse. Çok açım abi. Sağ ol. Teşekkür. Şimdi geldik. Uçak indi. Herkes bizi öpmeye çalıştı inerimiz. Ben anlamadım. Evet, bu arada Türkler de var. Yani Türk taksiciler var. Evet. Gelenlere ufak bir öneri. Bolt'u indin. Böyle yapacağız. Evet ama Bolt'a Türk numarası da kabul etmiyormuş. Aynen. Onu da anlamadık. O yüzden Bolt'u çağırmadık ama 337 numaralı otobüs. Evet. Bir gele gidiyor bu arada. Ama güzel bir ki taksi 2 saate gidersiniz. Siz anca 60 gele istediyor. 60 ondan sonra. Sonra en son... Şimdi de biz bir dolandırılık sanırım. Tam anlamadım evet, ama. Türkiye'de çevirip diyelim. Evet. Bir evet. De merkezdekiyle buradaki havalan kurları farklıymış. Bir de son olarak şey taksici 60 gel istiyor. Ben de 25 gel var. Sen kaç verirsin diyor. Aynen sen kaç verirsin diyor. Ben de 25 gel vardı. Bir de 30 lira vardı. TL. İşte. Hani onu almayacağım işte. Aynen. 30 TL ne kadar diyor? Ne kadar gel yapıyor diyor. Diyorum ki 5 gel yapıyor ki yapmıyor. Yapmıyor. 2 gel falan. Sonra adam bize küfür etti. Aynen. Şey, sonra tamam gel gel dedi. Sonra bize dedi ki aynen. Biz bunu bulduk. Arkamızdan koştu falan. Böyle kendisi biraz ağırdan sıkıyor yani. Hemen tamam demeyin. Baya dolandırıcı. Ben sana evet. Şöyle çok büyük dolandırıcı. Aynen. Bir şey diyeyim 60 gel verdiğini düşünsene oraya. Aa 60 gel mi? İyi aa, ya. Tamam. O yüzden otobüs alın ya da Bolt. Bu arada bir şey de söyledik. Kur olayını biz 500 TL verdik Türk iş. Türk. Kaç almışsın? Türk parası 500 TL verdik. 29,5 falan aldım. Aynen normalde 40 falan almam lazım. 40-41. Onun için Türkiye'de çevirmiş falan. Çok az almışsın. Evet. İyi ki ben çevirmedim. Ben de çevirecektim. Sen merkezde yaparız. Ben, aynen. Bakalım ne kadar fark edecek. Biz yine aç kaldık. Saat 9 ettik ve hiçbir şey olamadık. O yüzden yolluk bir tane mısır aldık. Vanilyalı ve karamel. Ha o da almıştı ama çok bunun böyle çikolatalı karamel falan da vardı. 4 lira. Bir tane de şöyle içecek aldık. Limonata. İşte ikisi toplam 70 lira. Ben bu çok şekerli bir şey. Beğenmedin değil mi? Bayan.
Çok tatlı. Bayağı tatlı. Karamel çok tadı ya. Çok az geliyor. Mısır geliyor ama bayağı. Bir de böyle boş, mısır gibi değil. Böyle yani, mısır gibi doyurmuyor yani şey. Böyle... Bir tane yedim kız. Anlarım ha. Şunu bir deneyeyim mi? Bu da sırf dışı güzel diye. Güzelmiş ya bu arada. Alınır, denenir. Atıyorum bunu. Tamam. Evet. Ben de buz kalıbı aldım, ince gösteririm. Dişime yapıştı ya. Dişime yapıştı. Tatı güzel mi? Ben tadayım mı? Güzel, hafif baya. Ooo. Sen sev. Aynen şeyde. Bosna'da da izlemeyenler varsa izlesin. Orada da içmişti böyle bir tane limonata, o iğrençti yani. Portakal suyu diye böyle gazlı. Ama çok uzaktan bir şey demiş. Portakalsın sen falan. Onu almayın, gidin bakın onu almayın yani. Aynen, dışı güzel diye aldım. Bunun ama portakal suyu falan da var. Haa. Şimdi yemek yeri arıyoruz bakalım. Nasıl? Çok güzel. Bayağı iyi. Acaba bu ne? Bir şey aldı mı? Kesin yerel bir şeydi bu da. Telif edeceğiz. İki tane var. Biraymış arkadaşlar. Ne? Tipa, o 9 gel, bu farklı. Daha diğer bir yer yazılıyor mu? İç bakayım. Haa. Aynısı mı? Ne kadar yapıyor? 10 olsa 120'den az. 12 24 16 96 lira. 96 lira bu. Ama bu buranın yaptığı. Ama bir de büyük değil mi bu diğerlerine? Bana mı öyle geldi? Büyük ihtimalle bunu yapıyor. Burası falan yapıyor. Aynı diyorsun tadı. Denenir mi gelince? Nereye gidersek oranın tatlısı olan bir tatlı yemek geldi. Neydi bunun adı? Neydi bunun adı? Tradendlik. Heh, öyle bir şey. Tradendlik falan diye yazılıyor. Biz bunu ilk Bosna'da yedik. Ondan sonra bu ne falan filan diye orada izlemişsiniz. Ondan sonra onlar dedi ki buranın tatlısı böyle özellikle nasıl tatlı. Orada bildiğiniz böyle koca yuvarlak şöyle bir teker. Evet. İşte şeker, esmer şeker ve neydi? Tarçın. Üstü aynen dışı öyle. İçinde yumuşak hamur. Ondan sonra içine Nutella veya işte beyaz çikolata bir şey sürüyorlar. Bu bizim tatlımız falan. Sonra şef bir arkadaşımıza sorduk selam olsun. O da dedi ki bu buranın tatlısı dedi. Prag da meşhur dedi. Aa öyle mi dedi. Sonra Belgrad'a gittik. Belgrad'da pazarda da böyle pazarlık bir şey vardı böyle. Orada da onların tatlısı olduğunu söylediler. Sonra Tiflis'e geldik. Burada da buranın tatlısı olduğunu iddia ediyorlar. Bakalım daha neler görsün ama burada bir daha çevirmişler o tatlıyı mesela. Şurada gösterirsin böyle. İçini koymuşlar, yuvarlak, biraz daha böyle yoğurmuşlar. Mantıklı, içine meyve kullanıyorlar. Üstüne dondurma, işte krem şanti de dökebiliyorlarmış. Onu seçeneği var işte, yer fıstıklı. O krem şanti dediğin şey dondurma bu arada. Krem şanti de değil mi? Ha, değil mi? O dondurma galiba. Neyse. Krem şanti dedi o zaman. Hoş. İşte kuru meyve falan da seçebiliyorsunuz, ekstra çikolata falan. Ama biz ne yaptık? Sadece çikolata sürdük. Evet. Nutella. Dışarıda Nutella kabı yoktu böyle görmedik ama dedim Nutella falan çocuk Nutella dedi. Bakalım yarım saattir bekliyoruz. En geç burası bitirdi. Evet, Gürcistan'daki ilkimizin sonuna geldik. Belki ben... şarap pişirebilir ama. Evet. Yani gece işte 11.30'a falan geliyor. Belki bir yer gördük. Oranın şarapları çok güzelmiş. Bir şarap tadarız diye düşündük. Yani ben beğendim. Mesela kıyaslama yapıyorum haliyle. En sonki Belgrad'dan sonra. Mesela Belgrad daha cansızdı bence. Burası daha canlı. Yani gibi. Orası daha erken kapanıyordu falan böyle. Belki biraz abartıyorlardı. Ama orası daha da turistikti. Evet, orası daha turistikti. Burada çok az turist var. Çok yerel halkı var. Burada da mesela Belgrad gibi böyle genişler... Şey, sokaklar... Genişler.
Sokaklar böyle geniş geniş, bol bol. Böyle. Hatta çekeyim. Evet. Böyle. Ve mesela bilmiyorum, belki buraya özgü bir şeydir ama binalar böyle şey, her şeyleri çok büyük büyük bence mesela. Evet. Binaları da böyle şeylere abartı değil ama çok her şey çok büyük büyük yapmış. Evet. Binaların ışıklandırması, yollar da öyle mesela. Evet. Hiç karanlık bir yer yok böyle. Özellikle binaların ışıklandırması da bence çok çok iyi mesela. Ama yani, bu olay ne biliyor musun? Bu geniş sokaklar, işte büyük binalar böyle hani ve hani bazı binalarda da gördük. Böyle genelde işte siyah yakın, böyle hani kaotik bir havası olan binalar da var. Bunlar biraz da... Köpekler öpüşüyor. Ay küçücük. Bunlar biraz da işte Rus ekolünün etkisi. Çünkü aynısını ben Kars'a gittiğimde de söylemişlerdi. Orada da zamanında işte Rusların etkisiyle o Rusların elin değdiği yerler çok geniş sokaklar. Aynen, çok çok geniş sokaklar vardı. Yine burada da öyle yani, şu sokak bayağı büyük. Evet, doğru söylüyorsun. Biz çok şükür. O kadar, o kadar rüzgar var ki yani, bence dedim ki 14-15 derece dedim. Ama hiç hava durumuna bakmadım. Ben baktım. Baktığımızda hafta başıydı. Ben 2-3 gün önceden, tamam da bütün hafta gösteriyor yani. Dedim ki 14-15 derece, şort aldım. Dedim ki alma, donarsın. Yok bir şey olmaz falan filan. Donduk sonuç olarak. Ben Allah'tan süvet almıştım ve bir rüzgar esiyor. Yani böyle pazar günü yağmur gösteriyor. Büyük ihtimalle biz böyle H&M falan uygun bir yerden işimizi çalışacak bir şey alacağız, yoksa donacağız yani. Evet. Bu iki günde. Şu anda dona dona gidiyoruz. Yarım saat falan otele gideceğiz bu arada. Şu an burası şey... Az kaldı ya, tamam. 10 dakikaya oteldeyiz. Şurası Özgürlük Meydanı bak. Yokuş çıkacağız daha. Heykele bak. Yok bir şey yok. Heh, geldik. Geldik.